Ya bu maç be, tıpkı bir maç. Ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz, topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben Osman. Offside Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Bazen gol olmasın istiyor işte insan. Yine hep birlikte ayağa kalkıp ama bu sefer gol değil ulan, gol değil diye haykırmak. 1995 yılının 18 Mart'ında hayatta hiç bilyesi olmadığı, uçurtma uçuramadığı için oyuna hasretlik duygusuyla en hasından aktör olmuş o Hicaz besteyi bu duygularla uğurlamıştık. Babası Rafet Kaptan'ın hem nasihatindeki hem vasiyetindeki gibi işini eliyle değil, canıyla yapmıştı. Film icabı tüm rollere girmiş, hiç film icabı yaşamamıştı. Adalı Halil, Turist Ömer, Offside Osman, Red Kit, Şaşkın Hafiye, İstanbul Beyefendisi Haşmet ve Sadri Alışık, arkasında sokak köpeklerine selam vermeyi öğrenmeye çalışan insanları bırakıp sonsuza göçüp gitti. Sadri Baba olsa şimdi hemen araya girer, bu kadar duygusallık cildi bozar der ve devam ederdi. Bir uyurken bir de sünnetliyken usluymuşum ben. 1925 yılında doğduğu Paşa Bahçe'deki meyve bahçesi içindeki evlerinde namaza duran dede ve ninesini secdeye varmasınlar diye bellerindeki kuşaklardan kapıya bağlayan, kedilerin ayaklarının altına ceviz kabuğu yapıştıran küçük Sadri, 6-7 yaşlarında Naşit Özcan tiyatrosunu seyreder de enerjisinin yönü değişir. Hemen kendi tiyatrosunu kurar. Evinin altındaki sundurmada mahalledeki arkadaşlarına temsiller vermeye başlar. Tiyatroyu artık gönlünün en güzel yerine koyar. Bu kararı annesine asabi şeker olarak geri döner. Yıllar sonra kendisini her zaman bildiği gibi yaşamak isteyen biri olarak tanımlayacak olan Sadri Alışık, bu sözünü yıllar öncesinde teyit edercesine Güzel Sanatlar Akademisi'ne birincilikle girer. İlk filmi Günahsızlar 1945 yılında çekilir. Sadri Alışık dostlarına düşkün, samimi, sakin, kimseden bir şey beklemeyen, hakikatleri seven bir insandır. Bu özellikleri olsa gerek, onu daha 20'li yaşlarının başında, arkadaşı Doktor Fikret'in reçeteleriyle eczaneden alıp kafayı bulmak için içtiklerinden, Beyoğlu'nun meşhur muhteşemin meyhanesinde Hakkı Derman, Selahattin Pınar, Şerif İçli, Burhan Felek, Şekerci Hacı Bekir, Münir Nurettin Selçuk gibi şöhretler ve ağır topların masalarına transfer eden. 1946-49 yılları arasında o askerdeyken Yeşilçam kurulur. Ayhan Işık, Turan Seyfioğlu, Muzaffer Tema gibi isimler jön olarak oynamaya başlarlar. Ama kader Sadri Alışık'ın tadına bakmamanın pişmanlık olacağı bilinciyle askerde karşısına Ahmet Güzelce'yi çıkarır. Ahmet'in davranışları ve eğri verdiği selamı Yeşilçam'a Turist Ömer karakterleriyle taşınacaktır. Cem Yılmaz, nasıl bugün 30-35 yaşlarında bir Sadri Alışık olsaydı hepimiz evde otururduk diye düşünüyorsa, o yılların yeni aktörü Sadri aynı duyguları Ayhan Işık için besler. Kısa bir süre sonra arabalı vapurda tanışan ikili yıllar süren bir dostluğa ilk adımı da atmış olurlar. Bu öyle bir dostluktur ki Işık'ın ölümüyle kahrolan Sadri Alışık'ın ömründen Çolpan İlhan'ın deyişiyle bir 10 yıl gider. Öyle ki birkaç yılbaşı gecesini onun mezarının başında geçirir. Evinde karşısında sabaha kadar içtiği Ayhan Işık köşesi yapar. Çolpan İlhan'la şimdi adı Sadri Alışık Tiyatrosu olan küçük sahnede tanışırlar. Yıl 1959'a geldiğinde Yalnızlar Rıhtımı filminde Sadri Alışık'ın içinden bir şeyler kopar. Artık o kaderinin ona cilve yaptığı, aşkın gözünü kör ettiği yerdedir. Büyük aşklar işte tam da böyle başlar. Birkaç sene sonra da Kerem doğacaktır. Bundan sonraki yaşamında tek bir güzel kızı peşine takacak olan Sadri Alışık, Helal Olsun Abi filmindeki Turist Ömer'e şunları söyletir. Amane! Güzel kızlar hepsi benim peşimde, peşimde. Tomar tomar paracıklar cebimde. Amane!
yiyorlar, birbirlerini yiyorlar. Tatlım canım diyerek peşimden geliyorlar. Aman ey. Sadri Alışık filmlerinin hem kralı hem soytarısıdır. Her türlü karakteri en cilalısından oynamıştır. Öyle oynamıştır ki üstelik, Ofsayt Osman'daki komik tiplemesi son sahnede hepimizi gözyaşlarına boğar. Gol mü? Gol! Bu da mı gol değil be? Gol oğlum, gol. Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol! O yakışıklı jöndür, komiktir, kötü adamdır. En koyusundan karakter oyuncusudur. Sözün özü, o her rolün adamıdır. Oyuncuyu müzisyene benzetir. Ona göre nasıl bir müzisyen önüne konan her notayı çalabiliyorsa, oyuncu da her oyunu oynayabilmelidir. Bütün mesele oyuncunun notayı, yani rolünü iyi bilmesindedir. Ofsayt Osman'ın doğduğu Filiz Akınlı, Ajda Pekkanlı, Osman Seden filmi şakayla karışık ismi neredeyse onun imzası olur. Arka arkaya filmler çevirmeye başlar. 1966 yapımı Atıf Yılmaz filmi, Ah Güzel İstanbul'la Sanremo Bodring Hera Güldürü filmleri şenliğinde Gümüş Ağaç plakası özel ödülünü alır. Sonraki yıllarda Afacan Küçük Serseri ile 1971 Altın Portakal En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü ve son filmi Yengeç Sepeti ile de 1994 Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de alır. 500'ün üzerinde filmiyle sarar hayatımızı. Şiirleri, replikleri gibidir. Sızar içimize. Bu benim dünyaya ilk gelişim. Yıkarak saltanatını koca Fatih'in. Kundakla kefen arasında bir gün İstanbul, İstanbul değişim. Merhaba Kız Kulesi, merhaba Eyüp Sultan, Kanlıca, Şehremini merhaba. Bir İstanbul esiyor eski çocukluğumdan, ekşi bozalı Arnavut kaldırımları lapa lapa. Yuşa'dan mı okunurdu ezanlar, Kırkayı Şerif'ten mi? Komşularımız kaptanlar, Malta taşlı ikindilerden kalan, hala o beyaz gergeflerde mi? Bir tarihi gömmüşler Karaca Ahmet'in de Üsküdar'ın. Ömercan telliklerinde unutulan çarşaflı kadınlar. Sanki düğün umumi yemeklisi paytonlar. Bak hala bir sonbahar acı bademde cuma selamlıklarından beri saraylılar. Merhaba beyler bey. Merhaba Sultan Selim. Merhaba iki gözüm İstanbul'um. Merhaba. Resimleri bizleri iç dünyasına davet eder. İnsan Sadri hassas ve içe dönüktür. Dünyaya sanatçı gözüyle bakar. Tiyatro, sinema filmleri, sahne şovları, plaklar, şiir kitabı, resimleri ve televizyon dizileri. Babam, sen benim babamsın. Kızım, evladım, yavrum, canım evladım. Hadi, Allah rahatlık versin. Yılların çalışkan bedeni, Ayhan'ın boşluğu ve bu boşluğa yarenlik eden sigara ve alkolle yorulmaya başlamıştır artık. Rakı şişesindeki balık 1990 yılında Kuşadası'nda vurgun yer. 50 yıldır içtiği içkiye karaciğeri artık dayanamamıştır. Bundan sonrası eski bir Yeşilçam filmi gibi devam ediyor. Amerika'ya gidiş, karaciğer nakli ve mucizevi kurtuluş. Mehmet Sadrettin Alışık, sanat, macera, zevk, keder ve aşkla dolu hayatını 5 yıl sonra noktalar. 1995 yılının 18 Mart'ında hem mezarım hem mirasım dediği İstanbul uğurlar bu hüzünlü halk kahramanını. 44 yıldır
çok sevdiğim bir mesleği yapıyorum. Bunun acısını, ıstırabını, yorgunluğunu, kederini, meşakkatini çektim. Ama şerefini taşıdım. İnanır mısınız? Bütün bunlardan sonra ölürken mutlu öleceğim. Sadece Alışık eğri selamını çaktı ve ayrıldı aramızdan şakayla karışık. Biz hala bu boşluğa alışamadık. Turist Ömer aramızda olsa son söz olarak şöyle derdi sanırım. Biz Turist Ömer'iz. Neşemize bakalım, yolumuzu bulalım, tamam mı? Vahi Öz, Ayhan Işık, Adile Naşit, Sadece Alışık ve daha niceleri. Hepinize selam olsun. Madem öyle, dönsün fondaki Hicaz beste Rast'ın şen namelerine. Tufan rıhtımında yaparlar gemi, aman aman. Tufan rıhtımında yaparlar gemi, oturmuş ehli keyifler çekerler demi. Oturmuş ehli keyifler çekerler demi. Patlat patlat delik deşik, kambur kör, nalet malet hepsine bak. Çek mastur çek, aman aman dalgıya bak. Topan rıhtımında herkesin dalgası kafası saat gibi boşunu ver. Topan rıhtımında var bir meyhane, aman aman. Topan rıhtımında var bir meyhane, aman aman. Çok naz etme hanım abla, doldur bir tane. Çok naz etme hanım abla, doldur bir tane. Patlat delikte deşik, kambur kör, nalet malet hepsine bak. Çek mastur çek, aman aman dalgıya bak. Topanı rıhtımının kızları ağlayıp bacımıza, bacımız boşunu ver. Yaparlar kantar, aman aman. Tophane rıhtımında yaparlar kantar, aman aman. Bu sosyete kızlarının hepsi de mantar. Bu sosyete kızlarının hepsi de mantar. Çatlak patlak delikte deşik, kambur kör, nalet malet hepsine bak. Tek mastur çek, aman aman dalgıya bak. Tophane rıhtımında bütün dalgalar hava gaz ediyorum, başını ver. Tophane rıhtımın kızların nazlı, aman aman. Tophane rıhtımın kızların nazlı, aman aman. Şu İstanbul şoförleri hepsi de hızlı. İstanbul şoförleri hepsi de hızlı. Çatlak patlak delikte deşik, kambur kör, nalet malet hepsine bak. Aman aman çek mastur çek, aman aman dalgaya bak. Boşuna ver.